Merkür, Güneş'e en yakın ve Güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Güneş'e çok yakın olduğundan gözlenebilmesi çok zordur. Dünyadan sonra en yoğun gezegendir. Yüzeyinde gök taşlarının çarpması sonucu oluşan çok sayıda krater bulunur. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı yaklaşık 500 santigrat derecedir. Manyetik alanın zayıf yoğunluğunun çok yüksek olmasından dolayı yaklaşık 3600 kilometre çapında demirden bir çekirdeği olduğu sanılır. Yer çekimi çok zayıf olduğundan çevresinde genelde helyumdan oluşan çok ince bir gaz katmanı vardır. Güneşin etrafında diğer gezegenlerden daha hızlı döner ama kendi ekseni etrafındaki dönüşü yavaştır. Uydusu ve halkası yoktur. Venüs çıplak gözle ya da teleskopla çok rahat gözlenebilir. Dünya ile yaklaşık aynı büyüklükte olduğundan dünyanın ikizi gibidir. Boyutları, yoğunluğu, yer çekimi, güçlü yansıtma özelliğinden ve parlaklığından sorumlu olan gazlı bir atmosferin varlığı bu gezegenle bizim gezegenimiz arasındaki ortak özelliklerdir. Venüs'ün %65'e düzlüktür ve karbondioksitten oluşan kalın bir atmosferle çevrilidir. Atmosferi güneş ışığını çok iyi yansıttığından güneş ve aydan sonra en parlak gök cismidir. Güneş etrafında yörüngesinde ilerlerken kendi ekseni etrafında yörüngede izlediği yönün tersi yönde döner. Bu nedenle güneş sisteminde dönme süresi en uzun olan gezegendir. Gökyüzünde çok güzel göründüğünden aşk tanrısı olarak da adlandırılır. Kasırga kadar şiddetli rüzgarlara maruz kalan gezegende sönmüş birkaç yanar dağ vardır. Sera etkisinden dolayı ortalama sıcaklığı yaklaşık 500 santigrat derecedir uydusu ve manyetik alanı yoktur. Dünya, canlıların yaşadığı bilinen tek gezegendir. Yüzeyinin üçte ikisi suyla kaplıdır. Ayrıca denizler, dağlar, vadiler ve aktif volkanlar bulunur. Dünyanın atmosferi zararlı güneş ışınlarının ve gök taşlarının yeryüzüne gelmesini engelleyen ve yeterli ısıyı içeride tutarak aşırı soğukları önleyen koruyucu bir tabakadır. Bir tane uydusu vardır, o da aydır. Ay'ın parlak görünmesinin nedeni güneşten aldığı ısıyı yansıtmasıdır. Ay, Dünya ve kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 27.3 günde tamamladığından biz Ay'ın hep aynı yüzünü görürüz. Ay'ın kütlesi Dünya'nın 80'de biri kadardır. Ay ile Dünya birbirlerine kütle çekim kuvvetiyle bağlıdırlar. Dolayısıyla Ay'ın Dünya'nın etrafındaki dönüşü sırasında Dünya'nın Ay'a bakan yüzeyindeki çekim etkisi, o sırada arkada kalan yüzüne göre daha fazladır. Bu çekim, karalar üzerinde fazla etkili olmasa da fark edilir. Okyanus ve denizler aya doğru bir miktar yükselir, bu olay gelgit olayı olarak bilinir. Günde iki kez gelgit olayı gözlenir. Mars Kızıl gezegen olarak bilinir ve en dıştaki kayalık gezegendir. Küçük ve çok soğuk olup birçok bakımdan dünyayı andırır. Yüzey şekilleri dünyadan teleskopla görülebilir. Devamlı kum fırtınaları gerçekleşir. Güneş sisteminin en büyük yanardağı olan Mons Olympus Mars üzerinde yükselmektedir. Bu yanardağ 3 tane Everest'ten daha yüksektir. Phobos ve Deimos adında iki şekilsiz uydusu vardır. Jüpiter Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Kendi ekseni etrafında çok hızlı döndüğünden yoğun manyetik alana sahiptir bir teleskopla ya da dürbünle çevresindeki dört uyduyla beraber çok iyi gözlenebilmektedir. Üzerinde büyük kırmızı bir lekesi ve etrafında toz ve taş parçalarından oluşmuş ince, karanlık ve soluk bir halka bulunur. Yoğun atmosferi gezegenin kendisinin görünmesini engeller ama ona bazen Venüs'tekine eşit görünen bir parlaklık verir. Yüzeysel olayları muazzam boyutlu ve kısa sürelidir güneşten aldığı enerjiden daha fazla enerji üretir. Bilinen 16 uydusu vardır. En büyük 4 tanesinin ismi Ganymede, Kalisto, Io ve Europa'dır. Satürn Jüpiter'den sonra en büyük gezegendir. İnci beyazlığındaki bu gezegen muhteşem ışıklı halkalarıyla çok ünlüdür. Gezegenin çevresinde yörüngede dolanan toz, buz, karbondioksit ve buzlaşmış kaya parçacıklarından oluşan bu halkalar kütle, boyut ve şekil açısından birbirinden farklıdır. Görünen yüzeyi katı olmadığından Güneş Sisteminin en düşük yoğunluğa sahip gezegenidir. Güçlü manyetik alanı vardır ve Güneş'ten aldığı enerjiden daha fazlasını üretir. Atmosferinde hidrojen ve helyum bulunur. En önemli uydusu olan Titan Merkür'den daha büyüktür. Uranüs Güneş sistemindeki üçüncü büyük gezegendir. Atmosferinde hidrojen ve helyumun yanında az miktarda bulunan metan, gezegene mavi-yeşil bir renk verir. Dolanım hareketi ters, dönüş ekseni yörünge düzlemine hemen hemen diktir. Bu yüzden dünya boyutlarında bir cisimle çarpışması sonucu bu şekilde devrik görüldüğü tahmin edilmektedir. Diğer gezegenlerin tersine tozlardan ve çok küçük katı parçacıklardan oluşan 11 halkası ve sayısız uydusu bulunmaktadır. Neptün Güneşe en uzak gezegendir. Güneş sistemindeki son dev gezegendir. Üzerinde farklı tonlarda lekeler ve ince beyaz çizgiler olan çok güzel bir gezegendir. Yüzeyinde dünya büyüklüğünde bir leke vardır. 8 uydusu ve 4 ince halkası vardır. En büyük uydusu Triton, güneş sistemindeki en soğuk cisimdir.